Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere deneme taktikleri ve deneme tavsiyelerinde bulunacağım. Deneme sınavları günümüz eğitim sistemi içerisinde bolca yer almakta. Öğrencinin hayatı ve başarısı sınavlara endekslenince sınavda nasıl başarılı olunur? Deneme sınavında başarılı olmak için ne yapmalıyım gibi sorular da bolca öğretmenlerin karşısına çıkıyor. Bu içeriğimizde sınava hazırlık sürecinizde kendinizi değerlendirmek için bir fırsat olan deneme sınavlarında başarınızı artırmanız için yardımcı olabilecek püf noktalar üzerinde duracağız arkadaşlar. Bu videonun içerisinde deneme sınavlarında nasıl başarılı olunur, genel deneme sınavı önerileri, branş deneme sınavı önerileri ve Türkiye geneli deneme sınav tarihlerini anlatmış olacağım. Birinci konumuzda başlıyoruz arkadaşlar. Deneme sınavlarında nasıl başarılı olunur? Kendini iyi hissettiğin, ders hangisi ise ondan başla. Çünkü bu başlangıçtaki sınav heyecanını ve stresini azaltacaktır. Dolayısıyla daha başarılı olacaksın. 2. Elemek istediğin şıkları çiz. Bu eliminasyon doğru doğru seçeneği bulmanı kolaylaştırır. 3. Kaydırma olmaması için cevabı hemen optik forma taşırmadan ve belirgin olarak işaretle. Dördüncü özelliğimiz zamandan kazanmak için zorlanılan soruları geçin. Garanti sorularla moral bulun. Daha sonra vakit kaldığında o sorulara tekrar dönüş yapabilirsin. Beşinci özelliğimiz bir sınavda her tip soru sorulduğundan bazı kolay sorulara da çok fazla anlam yüklememek gerekir. Her soru bizi zorlamak için değildir. Bu da arkadaşlar yine işimizi kolaylaştırır. 6. Bazı sorularda tahminde bulunman gerekirse ilk aklına geleni işaretle. Çünkü ilk tahminlerin daha doğru olduğu deneylerle ispatlanmıştır. Tam hakim olmadığın bir konuda fazla düşününce hata yapma oranın yükselir. 7. Zincir şıklara dikkat et. Aynı şıkkın ard arda geldiğinde şüphelenmen gerekir. Aynı şık arkadaşlar en fazla 3 kez ard arda gelir. Evet arkadaşlar geçiyoruz genel deneme tavsiyelerine. Bunlardan birincisi 3 4 5 yayınlarının çıkardığı 6 tane denemeden oluşan TYT denemesi arkadaşlar. Bu deneme son derece güzel ve seçici soruların yer almış olduğu bir deneme. Bunu tavsiye ediyoruz. Yine diğer bir tavsiyemiz de Altın Karma Denemesi. 10 tane deneme var bu, bunun içinde ve bu deneme değerli arkadaşlar Farklı yayınların yer almış olduğu bir deneme. Bunu da çözebilirsiniz. Diğer bir deneme önerimiz bilgi Mıhıl'ın 4'lü 5'li frekans denemeleri son derece güzel, soruların yer almış olduğu bir deneme. İsteyen arkadaşlar bunu çözebilir. Yine değerli arkadaşlar, sonuç derece yayınlarının yedili deneme setini de öneriyoruz. Bu denemeyi de hedefi yüksek olan, zor soru seven arkadaşlar için ideal bir deneme olacaktır genel deneme tavsiyelerine devam ediyoruz arkadaşlar. Özde bir yayınlarının çıkarmış olduğu onlu TYT denemesi son derece güzel hazırlanmış bir deneme. Bunu da alabilirsiniz. Yine zor soru seven arkadaşlar için, hedefi yüksek olan arkadaşlar için, sınavda karşılaştığı her soruyu çözmek isteyen arkadaşlar için Karakök yayınlarının 12'li TYT denemesi de arkadaşlar güzel bir deneme. Bunu alabilirler. Geçiyoruz branş denemelerine arkadaşlar. Türkçe'den Apotemi Yayınları, Karakök Yayınları, Limit Yayınları, Yayın Denizi ve Palme Yayınları'nın Türkçe denemeleri alınıp çözülebilir. Matematik branşına geçiyoruz arkadaşlar. 3 4 5 Yayınları, Acil Matematik Jenerasyon Denemeleri, Endemik Yayınları, Yayın Denizi, Sonuç Derece Yayınları alınıp çözülebilir. YouTube'da SML Hoca Acil Matematik Jenerasyon denemesinin çözümlerinde yapmaktadır. İsteyen arkadaşlar buradan bunun çözümlerine ulaşabilir arkadaşlar. Branş denemelerinden fen bilimlerine geçiyoruz. Palme yayınları, Apotemi yayınları, Endemik yayınları, Limit yayınlarının kronometresi, fen bilimleri yayınları arkadaşlar yine branş denemeleri olarak alınıp çözülebilir arkadaşlar. Ve son olarak Türkiye geneli deneme sınavı tarihlerine geçiyoruz. Arkadaşlar bu deneme sınavlarına muhakkak girmenizi tavsiye ederim. Bu deneme sınavlarında Türkiye genelindeki yerini, yerinizi görmüş olursunuz ve çalışma temponuzu ona göre ayarlamış olursunuz. Bu da sizin başarınızı artıracaktır. Türkiye genelinde Özdebir yayınlarının yapmış olduğu 4. sınav 22 Mart 2019 tarihinde, Türkiye geneli 5. sınav ise 26 Nisan 2019 tarihinde Türkiye geneli 6. sınav ise 6 Mayıs 2019 tarihinde. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunların başvuruları önceden yapıldığı için önceden muhakkak arkadaşlar kayıtlarınızı yaptırın, geç kalmayın. Türkiye geneli yapılan deneme sınavlarından Töder'in son sınavı arkadaşlar 3. sınavı 10-11 Mayıs 2019 tarihinde olacak. Apotemi Yayınları ise 11-12 Nisan 2019 tarihinde limit yayınları da 21-22 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Hepinize başarılar diliyorum.